Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ruhban. Çok beklediğiniz World of Warcraft Gold Farm videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde size World of Warcraft'ta nasıl Gold Farmlayabileceğinizi göstereceğim. Şu an tarih 16 Ağustos Perşembe ve gece 2.30 arkadaşlar. Yani bu videoyu bugün saat 5'te elinize geçecek arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şu Gold Farm videosu tamamıyla inscription'a dayalı bir Gold Farm videosu olacak. Herhangi bir location'da farm yapmayacağız. Bu farmlara da geçeceğiz tabii ki. O farmların da zamanı geldiğinde. Bu da tamamen size bağlı arkadaşlar. Bu videoyu beğenip like atarsanız aşağıdan ve kanala abone olursanız bu demektir ki bu videoları beğeniyorsunuz. Bu Gold Farm videoları işinize yarıyor. O zaman ben de yenilerini çekmeye tabii ki devam edeceğim arkadaşlar. Tamamıyla size bağlı. Yani kanala abone olmayı unutmayın. Ve videoya like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi sağ üst köşede veyahut da sol üst köşede artık hangi açıdan bakılırsa bilmiyorum. İlk professional yani mesleklerle alakalı yani Battle for Azeroth'tan önce mesleklerle nasıl gold kasılır videosunu hemen yukarıdan bir kere izlemenizi size tavsiye ediyorum. Şu an anlatacağım gold farmla ilgili olarak. Biliyorsunuz ki ben o videoda size Battle for Azeroth'ta mesleklerden nasıl gold kasacağınızı teker teker anlatmıştım. Bunlardan biri de inscription. Şimdi bu geçtiğimiz 3 gün içerisinde ben inscription'dan yaklaşık olarak 4-5 milyon falan silver kastım. Gold kastım. Kafam hali Albion'da olduğu için kusura bakmayın. Şimdi diyeceksiniz ki neden o zaman o dönemde atlanır? Çünkü ne yazık ki bizim Tears'in Nether'daki popülasyon fiyatlarda para kazanmaktan çok aman hemen satayım gitsin cebime para girsin diye fiyatları kırdığı için ben ilk önce kendim kazanayım dedim. Çünkü daha sonrasında gerçekten perişan ediyorsunuz ve gerçekten kazanılabiliyorsa hani herhangi bir şeyden zarar edilmiyorsa bunu size anlatmak olacaktı arkadaşlar. Şimdi ben yaklaşık 30 bin gold'luk bir çiçek aldım arkadaşlar. Bunu neden videoda almadım? Çünkü Action House çok yavaş hareket ediyor lag'dan dolayı. 30 bin gold'luk şöyle bir çiçek aldım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ha bunu almayıp direkt olarak pigment alamaz mıydım? Alabilirdim ama o zaman birazcık zarar edebilirdim. Şimdi bu çiçekleri teker teker kıracağız arkadaşlar. Hani bunu ben açıkçası milleyerek buradaki mas milli sevmiyorum. Kusura bakmayın. Ben elimle milliyorum. Çünkü ben eskiden beri bu şekilde millerdim. Prospect yapardım. Jeolları, orları. Yine aynı şekilde bu şekilde yapacağım. Bunun için de kusura bakmayın. Şimdi bizim olayımız şu arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz pigmenti çıkartmak. Viridanset pigment. Tabii ki bunu çıkartırken de yan ürünlerden de kar etmeye bakacağız. Yani şu an biz 30 bin gold'luk bir çiçek aldık. Şimdi bu 30 bin gold'un en azından 5 bin gold'unu aşağı yukarı 5 bin gold'unu şu pigmentlerden çıkartsak kötü mü olur? Bence hiç kötü olmaz. Yatırdığımız paraya göre ne kadar kazanacağımızı göreceğiz. Yalnız ben sizi şu konuda uyarmak istiyorum arkadaşlar. Ben kasacağım gold'u kastım. Bu sadece size bir tavsiye. Şimdi Action House'da bu ürünler zaten satılacak. Darkmoon trinketleri satılacak. Özellikle healer Darkmoon trinketi. Benim sorduğum çoğu healer'la alakalı. Yani çoğu healer arkadaşa sordum. Mitik progress yapan arkadaşlara. Dediler ki healer trinketi ilk progresse kesinlikle kullanılacak dediler. Ama DPS'e tank biraz spekülasyonda dediler. Yani bu Darkmoon trinketlerinden, healer trinketinden bir kere çılgın para kazanabilirsiniz. Ancak bunu birbirinizi kırarak yapamazsınız. Yani fiyatlarınızı kırarak hiçbir şeyden kar elde edemezsiniz. Ha, bütün çiçekleri kendiniz topluyorsunuzdur. Ameleliği ağır bir şekilde yapıyorsunuzdur. O zaman kırarsınız. Ya ona ben de bir şey diyemem. Ama benim size tavsiyem yapmayın. Yazık günah yani. Emeğinize yazık. Vaktinize yazık. Yani
1 gold 2 gold kurabilirsiniz ama ben geçen expansionlardan hatırlıyorum. Direkt 5 gold, 10 gold, 50 gold, 100 gold, 1000 gold kıranlar vardı. Yani kar etmek mi istemiyorsunuz yoksa bana 10 gold'luk kar yeter mi diyorsunuz bilmiyorum ama açıkçası ben bir gold farm yapıyorsam bana asla ve asla hani 10 gold'luk kar yetmez abi. Yani o yüzden mesela bu videoyu ya bir de hani hem kendim kazanıp göstermek için ayrıyetten bir de luck çok fazlaydı. Gerçekten AH'den çiçek çekmek büyük sıkıntıydı. O yüzden yapamıyordum. Bugün şu saatlerde AH bayağı bir şey oldu. Ama o arada da fiyatlar yükseldi. Belki oyunun ilk gününden böyle AH'yi takip edenler bilir. Çiçeklerin fiyatları böyle 25 gold, 30 gold falandı. Son zamanlarda, yani bugünlerde falan artık böyle 40'lara 45'lere çıktı. Çünkü inscription coşmaya başladı. Bu arada inscription ile ilgili de şöyle bir bilgi vermek istiyorum size. Beni hayal kırıklığına uğrattığı kısmı. Ben normalde cooldown bekliyordum. Ama cooldown yokmuş. Cooldownsız bir işlem yapılıyor. Yani tek bir karakter üzerinde yapabilirsiniz. Ve hani bu Dark Moon trinketleri geldiği zaman aslına bakarsanız benim kafamda olan o 500-600 kaldık fiyatlar belki 100K'ya falan, 100-150, belki 200K'ya, belki daha bir yukarıya da olabilir. Bilmiyorum. Şimdi göreceğiz. Şimdi gördüğünüz üzere bunları yapıyoruz. Bakın amacımız şu. Şu diğer pigmentlerle yatırdığımız paranın bir kısmını çıkartmak. Onu da nasıl çıkartacağız? Size şöyle göstereyim. AH aç. Bakın AH açmak bile bu kadar kasıntı. Şimdi mesela kodeksi şöyle koyayım. Şimdi kodeks biliyorsunuz ki kodeks diyorum ya. Quick Mind abi. Raidlerde kullanılan bir item. Tamam. Çok hızlı satılmıyor belki. Böyle seri bir satış yapamayabilirsiniz. Katılıyorum buna. Ancak şöyle bir gerçek var ki satılıyor arkadaşlar. Yavaş da olsa satılıyor. Her şekilde satılıyor. Yani bu paranızı alabileceğiniz anlamına geliyor. Ve tanesi 50 gold. Şimdi şu kontratların açıkçası ne kadar satılıp ne kadar satılmayacağını gerçekten bilmiyorum. Yani bununla ilgili size bir şey söyleyemem. Bu kontratlar çok hani buradan gelecek adamlar, reputation'lar, yani reputation kasmak zor mu olacak, kolay mı olacak bunu bilmiyorum açıkçası. Yani bunu biliyor olsam aslında bir şey söyleyebilirim ama herkesin reputation kasma zorunluluğunu varsayarsak evet bunlar da iyi para edecekler bu arada. Yani onu size söyleyeyim. Ama dediğim gibi yani ne kadar fark eder, ne kadar etmez onu bilmiyorum. Gördüğünüz üzere zaten çılgın yapanlar var. Ama siz bunu ne kadar da yani ucuza da satsanız her türlü kar edersiniz. Ama garanti satış istiyorsanız kesinlikle şu Tomoft'u Quit Mind'lar arkadaşlar. Ben çünkü Katas'ta raid yaparken kendim hatırlıyorum. Raid'de her raid illa 2-3 kişi soruyordu. Quit Mind olan var mı? Quit Mind olan var mı? Yani düşünün ki herkesin ihtiyacı olacak buna. Kar elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki tercih tamamıyla size kalmış. Şimdi şunları bir bitirelim. Hemen sonra klasik hesap makinemizi açacağız. Tahmini gelirleri yapacağım. Sonuçta bunları AH'ye koymayacağım. Şu yeşilleri. Yani koysam da çünkü satışını bekleyemeyeceğiz. Ama tahmini geliri ben size şimdi söyleyeceğim. Şu kırma işlemimiz bitsin. Ha, bu tabii ki benim bunu yapmaktaki sebebim arkadaşlar hani bazı insanların totemleri vardır. Daha fazla şunun çıkacağına inanır belirli şeyler yaparak. Bu da benim kendi totemim. Ben böyle kırarak bunun daha fazla geleceğini düşündüğüm için elle kırıyorum. Yani siz böyle bir toteminiz yoksa benim yaptığım gibi sırlık yapmayın ya. Buradan masmil yapabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar şöyle bir materyal elde ettik. Yani bu ne demek oluyor? 296 tane Ultramine Marine Ink ve 191 tane de Crimson Ink arkadaşlar. Şimdi diyelim ki şu shadowları yapacaksınız. Hani kontratlar üzerinden gideceksiniz varsayalım arkadaşlar. Hani nasıl yapmak istediğiniz tabii ki size kalmış. 18 tane Ultramarine istiyor. Bizde kaç tane vardı? 296 tane Ultramarine var. Yani böyle 18 dediğimizde 16 tane lik bir malzeme çıkıyor burada.
Artı şurada da 19 tane var. Yani 19 tane de buradan çıkıyor. Yani 16 tane kontrat yapabiliyoruz arkadaşlar. Tam tamına 16 tane. Dediğim gibi bunların satışının hızını vesairesini hiçbirini bilmiyorum. Ama sizin için hepsinden birer tane yapacağım ve AH'ye koyacağım. Satış hızını da alttaki yorumlara göstereceğim. Screenshot'ını atacağım arkadaşlar. Hani ne kadar sürede satılıyor, ne kadar sürede satılmıyor. Oradan ufak tefek bir bilginiz olur. Peki bunu yapmaya kalkarsak kaç tane yapabiliyoruz? Hemen bir kontrol edelim bunu da. 296 bölü 12, 24 tane yapabiliyoruz. Bunun da tanesi 50 goldmuş arkadaşlar. Eğer bunu 50 gold'dan satarsak yaklaşık 1200 gold kazanıyoruz. Ama tabii ki bunlar üzerinden yaparsak püf, çılgın bir para kazanıyoruz. Şimdi bunları koyalım o zaman AH'ye. Ne diyorsunuz? Teker teker bunların hepsini koyalım AH'ye. Bakalım ne kadar edecek, ne kadar etmeyecek. Mesela şu 951 goldmuş. Koyalım 950'den. 900, 950. Bakın 1 gold kırdım. Sadece 1 gold. 951'den koymuş, biz 950'den koyuyoruz. Yani genelde fiyat kırma işlemlerini gerçekten bu şekilde. Mesela şu Zandalari 1700 goldmuş. Goldunayi ne kadarmış? Hemen bir bakalım fiyatına. Goldunayi'nin. Mesela bundan ben 12 tane yapmışım. Aslına bakarsan bir kısmını kendim için yapmıştım ama arada kaymış. 1300 gold. Yani şimdi şöyle düşünün. Diyelim ki bunlar gerçekten çok güzel satılabiliyor. Hızlı satılabiliyor bu kontratlar. Varsayalım. Yapabildiğimiz rakam neydi? 296 bölü 18. 16 tane yapıyoruz. 16 tanesini 1300 gold'dan sattığınız zaman zaten 20.000 gold size geri geliyor. Sadece yan üründen 20.000 gold geliyor bakın. Biz 30.000 gold'a çiçek aldık. 30.000 gold'luk aldık. Ve size gelen gold 20.000 gold. Yani yarısından çoğu 3'te 2'si size geri dönmüş oluyor ki daha Dark Moon işine girmeden yani. Bana soracak olursanız muhteşem bir kazanç. Ama dediğim gibi sonuçta bunun satış hızını da bilmek zorundayız. Yani böyle kafadan sadece burada 1300 yazıyor diye oradan 1300 geleceğinin bir garantisi yok. Ama şöyle söyleyeyim. 500 bile gelse diyelim ki şey gelmesin. Siz söyleyin adını. Bir dakika. Şunu sileyim. Niye silemiyorum ESC'yle ya? Hesap makinesini. Hani diyelim ki 1300'den satılmasın, 500'den satılsın. Yine 8000 gold falan yapar yani. Gene rakam çok güzel. Hani öyle küçümsenecek bir rakam değil açıkçası. Yani 8000, 10.000 gold'a yakın bir para yani. Üçte biri direkt olarak size geri gelecek. Şimdi şu 1300'den satılıyormuş, bu 1500'den satılıyormuş. Şimdi şunun da fiyatını öğrendikten sonra hepsini AH'ye koyacağız birer tane. Dediğim gibi satış hızını da göreceğiz. Bu 1378. Değil mi? 1377'ye koyalım onu. Sonra 1547. 1500, 1547. Satılırsa zaten muhteşem. 955. Yani hala oyunda nasıl bir lag olduğunu farkındasınız, değil mi? Yani gerçekten çılgın bir lag olduğunun farkındasınız. Bu da 1396. Yine şunun fiyatına ben bir daha bakayım. Şunun fiyatına. Bunun olayı Azeroth. Azeroth Reputation, Champion of Azeroth. Burası neresi? Kultiras vesaire bilmiyorum bakalım. Bu reputation'lara biliyorsunuz uçmak için herkesin ihtiyacı var. Hani uçmak için o reputation'ların tamamlanması gerekiyor. Anladığım kadarıyla da bu kontratlar geldiğine göre reputation kasmak biraz kabız gibi geliyor. Yani biraz kabızlaştırmışlar gibi bir düşünce var. Bu arada boş durmayalım, şu inkleri basalım. Şimdi 68 tane ink basacağız. Ha, 68 tane ink basacağız derken şu da çok önemli. Şimdi arkadaşlar Dark Moon kart ilk önce bir yıldız geliyor size. Eğer Zandalari Inscription'ı 100 yaparsanız ki çok rahat yapabiliyorsunuz, kontratları montratları basarak yapabiliyorsunuz. 2 yıldız yapabiliyorsunuz. Normalde tek yıldızlı 12 tane veridense kullanıyorsunuz. 2 yıldızlı 10 tane kullanıyorsunuz. 1390'mış.
Hemen şunu da koyalım. 1389. Ay bir an koymuyor zannettim. Korktum, ürktüm. Ne diyordum? 10 tane kullanıyorsunuz. Bunu kesinlikle ve kesinlikle es geçmeyin arkadaşlar. 2 tane verilen sentin bile bir önemi var. Asla bu ayrıntıyı atlamayın. Gerçekten önemli. Expulsum bu haritalarda görev yaparken olsun, raid yaparken, dungeon yaparken olsun size gelen yeşil, mavi itemların scrap yapılmasıyla oluşan bir şey arkadaşlar. Bu scrap da biliyorsunuz zandaların başkentinde sağ tarafta bir dükkanlar falan var. Orada itemleri koyuyorsunuz. Direkt scrap yapıp size belirli işte şöyle itemlerin malzemelerini veriyor. İşte or veriyor, ne bileyim kumaş veriyor. Bir şeyler veriyor yani size. Onun yanında enchant malzemesi olan expulsion veriyor. Dersiniz ki abi ben scrap yapmayacağım. Ben şansıma güveniyorum. Ben aldığım itemleri kendi ellerimle teker teker enchant yapacağım. Daha fazla expulsion gelir diyorsanız bunu da yapabilirsiniz. Bu da bir yöntem. Ama mesela benim bu karakterimde inscription ve jewelcraft var. Enchant yok. Üzerimdeki itemlerde soulbond olduğu için bunlardan birini de silemeyeceğim için scrubber benim için tek çare. O yüzden direkt olarak onu kullandım. Şimdi gördüğünüz üzere 30.000 gold'a almış olduğumuz çiçeklerle yaklaşık 10 tane Dark Moon kart yapıyoruz arkadaşlar. Pardon, özür dilerim. 6 tane Dark Moon kart yapıyoruz. Bence muhteşem bir rakam. Şimdi önemli olan bu Dark Moon kartların ne kadardan satıldı? Yani bizim için kilit nokta bu. Şöyle şuraya topluyorum hepsini gördüğünüz üzere. Bunların teker teker fiyatlarına bakacağız. Bakalım ne kadar kar elde edeceğiz. Bu arada bunlar satılır ha. Hani bunların satılmayacağını düşünmeyin yani. Dark Moon kartlar cidden satılır. Mesela Tree of Phantom. 44.000. Koyuyorum ahi. Normalde bunları satmayacaktım. Ama size göstermek için satıyorum. 44.900. Şu an bir tane Dark Moon kartta çiçeklerin parası çıktı biliyorsunuz değil mi? Sadece yani çıkmayı bırak. 10K'da kar ediyoruz. Yani tek bir Dark Moon kartla. 44.990. Küsuratı görmedim. O yüzden direkt bu şekilde koyuyorum. Küsurat atladım. Hani videoyu çok uzun tuttum. Aynen. Keşke 44.997 yapsaydım. Ama dediğim gibi görmedim. O yüzden şey yapamadım. Artık onu da idaresin. Bunlar benim çok önceden yaptığım kartlar. O yüzden bunları koymayacağım. 16.473. 10.000. 16.473. Sonra da total bir hesaplama yapacağız. Bakalım 30.000. Bu arada şuradaki gold'a hiç dokunmayacağım arkadaşlar. Hiçbir şekilde dokunmayacağım ki size screenshot'ını atabilmek için. 4.000 çünkü zaten karakterdeki gold'u o yüzden sildim. Yani milyon gold'u alt karakteri attım ki buradaki rakamlar karışmasın. 4.997. Şöyle 4.000 kaçtı? 4.997. Sonra da toplu hesaplamasını yapacağız. Bu arada şu an koymamın sebebi hani bakarsınız videonun tam şu kısmında çat diye satılıyor. Of, 39.000. Ya harika. 39.985. 39.985. İnşallah yanlış koymuyorum. Şu tights'lar healer itemleri. Healer'lar için kullanılanlar. Aslına bakarsanız bunları çok satmak istemiyorum ama çünkü healer itemleri, healer trinketleri çok OP olacağı için ama olsun. 13.895. 13.895. Ben size en başında hani bu arada tekrar söylüyorum. Sağ üst köşeden kesinlikle ben oraya videoyu oturtacağım. Oradan kesinlikle ve kesinlikle videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ben size en başından bu hangi
meslekten nasıl rahat para kazanabileceğinizi, hangi süreçlerde kazanabileceğinizi anlatmıştım. Her expansion'da da bunu anlatıyorum. Ki size doların şu günlerinde game time almanızda yardımcı olsun. Belki ne bileyim bir arkadaşınızı expansion almanızda yardımcı olsun diye yapmış olduğum bir şey arkadaşlar. Umarım kullanırsınız, işinize yarar. 44.998. Evet. 44.998. Ya yani ben 3 günde şundan hani 3-5 milyon gold kazanıyorsam yani muhtemelen siz de çok rahat kazanabilirsiniz. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Niye ESC'ye basınca silemiyorum hesap makinesini? Çok merak ediyorum ya. Şimdi ne demiştik? Şuradaki malzemelerden otomatik hesap yapmıştık. Yani 13K'ya falan satılıyor. Cartuş, hani 1300'e satılıyor. Şimdi mesela ben bunu 1000'den baz almak istiyorum. Çok abartmadan. Şimdi 16.000 gold şuradan gelecek arkadaşlar. 16 tane yapıyoruz. Şunlardan. 16.000 gold diyelim. Ya da 5000'den satılsın ya. İşte 500'den satılsın. Çok kasmıyor. 500 çarpı 16, 8.000 gold. Şimdi gelelim buraya bak. Diyelim ki 40.000'e satıldı. Artı 40.000. 10.000'e satıldı diğer trinket. Şu ilk koyduğum rakamları baz alıyorum arkadaşlar. Artı 4.000 artı 30.000 artı 10.000 artı 40.000. Totalde arkadaşlar 142.000. Taş attık da kolumuz mu yoruldu? Hayır. Video süresince yaptım. Ha, tek sıkıntısı dediğim gibi çiçekleri toplamakta biraz sıkıntı var. Çünkü Action House biraz laglı olduğu için toplarken biraz vakit harcıyorsunuz. O da artık olacak o kadar arkadaşlar. Oyun şu anki çok yoğun bir kısımda. Ama size şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 20 dakikalık bir süreçte eğer ki çabucak satılırsa da 142.000 gold'luk bir karımız var. Ve bu gerçekten azımsanacak bir rakam değil. Ve şunları da bu arada şey yapsam mı ya? Koysam mı bilemedim. 18.000. Bunlar benim önceden yaptıklarım. Yapmıştım, koymamıştım. Çünkü ben trinket'i yapacağım. Trinket yapmak istediğim için koymadım. Hatta muhtemelen healer trinket'i hangisiyse onları AH'den belki check edebilirim. Yani o riski almam arkadaşlar. Çünkü bulmak bazen zor olabiliyor. Evet. Yani bu inscription'ın size yardım edeceğine inanıyorum. Biraz da olsa şuradan game token'ınızı alırken game token fiyatları bakalım. 225 bin lira kadar düşmüşken hani birazcık olsun size yardım ederse ne mutlu bize. Game token fiyatları daha da düşecek arkadaşlar. Yani 200 bin lira belki 150 bin lira kadar düşecek. Çünkü şu an çok yoğun bir oyuna katılım var. Bu katılımdan dolayı da bu gold yavaş yavaş düşecek. Yani fırsatınız varken bu gold farm videolarını kesinlikle kesinlikle izleyip kullanmanızı size tavsiye ediyorum. Ki 5 ay 6 ay çünkü bu tekrardan fırlayacak. Ya bu hep böyle düşük kalmayacak arkadaşlar. Tekrardan 300 bin lira gene çıkacak goldlar. Size az da olsa yardım olur diye düşünüyorum. Evet, izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi daha fazla gold farm videosunun gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala da abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendikçe ben de yeni videolar çekmek için teşvik olmaya devam edeceğim. Sizden gelecek desteklerle beraber yeni videolar yapacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada hop fantom gitti. Bak tam videoyu kapatırken ha. Gördünüz mü? Hangisiydi o? Bak tam videoyu kapatırken oldu. Çok da güzel. 44.000 arkadaşlar. 30.000'e çiçekleri aldık. 30.000'e aldık. 44.990. Oba bu da gitti. Bakın. Ben daha bir şey demiyorum ya. Yani şu an videoda kanıtlandı bu yani. Videoda kanıtlandı. Çılgın bir şey. 30K'ya aldık. 80K bize geri dönecek. 80K bize geri dönecek. Ben bunu kanıtladığımı düşünüyorum ve şu trinketleri geri almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi ben Darkmoon trinketi yapacağım.
Hani Dark Moon trinketi yapmak istediğim için şu an bu trinketleri piç etmek istemiyorum. Videonun şu noktasında da kanıtladığım çok güzel oldu. Bu arkadaş kimse sağ olsun. Güzel oldu. Tam kanıtlama anı çok çok iyi oldu. Evet. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Videoya like atmayı unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.